bazı şeyler beni çok rahatsız ediyor. Biraz evvel de söylediğim gibi ligde artık bundan sonraki maçlar çok önemli. Dolayısıyla maçı oynayacak her takımın da bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Geçen hafta oynanan maçlarda bazı rahatsızlıklar gözlemledik. Bunlardan bir tanesi, kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir cevap duymak istiyorum. Tuzla Spor bence bu ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi olan Keçiören Gücü deplasmanında maçı kazanıp playoff umutlarını yeşertiyor. Ve bir sonraki maçta, yani bu haftaki maçta Keçiören Gücü maçını kazanan 11'den kaleci Metin, Samet Asatekin, Yohu, Rotman, Gökcan, Ahmet Yazar ve Turam'ı Adana Demirspor maçında oynatmıyor. Artı 4 tane U19 takımından oyuncuyu ilk defa bu maçta oynatıyor. Dolayısıyla bu durumu bence futbol kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklamak gerekir. Yine geliyoruz, işte daha yeni Balıkesir Spor'un Adana Demirspor maçında işte bundan önce oynatmadığımız oyuncuları oynatacağız. Belki de onlar da U19 takımından oyuncu oynatabilirler. Fakat tabii bu durum futbolda bence haksız rekabeti tetikleyen bir durum. Yarın Süper Lig'de işte bakıyorsunuz, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın içinde olduğu bir şampiyonluk yarışı var. 2 hafta sonra herhangi bir takımın bu takımlarla oynarken bir maça işte 8 tane oynatmadığı oyuncu ya da 3 tane U19 takımından oyuncuyla çıktığında, bugün bu duruma, bizim karşılaştığımız duruma sessiz kalanlar yarın o duruma da ses çıkaramayacaklar. Ve gerçekten futboldaki rekabeti çok ciddi anlamda yaralayan bir durum bu. Ve bence Türk futbolunun geleceği açısından da çok sıkıntılı bir durum. Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum. Dolayısıyla böyle rahatsızlıklarımız var. Tabii ki sonuçta oynadığımız oyun futbolda 2 tane takım Süper Lig'e çıkacak. Bir tanesi arkada kalacak. Playoff oynayacak. Sonra oradan bir tane daha çıkacak. Bunlar futbolda olan şeyler ama olmayan şeylerin insan kamuoyu vicdanına rahatsızlık verecek şeylerin de bence durumlarında önüne geçmek lazım ki yine söylüyorum, bu durum Türk futbolunun sonunu getirebilir. Dikkatli olmak lazım. Çeviri ve Altyazı M.K.